Biliyorsunuz 2 gün önce Sakarya'da Kuzey Anadolu otoban yolu dağda bir mevkiinde tüm Türkiye'yi üzen bir kaza oldu. 3 otobüsün karıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi. 61 kişi de yaralandı. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. O kaza sonrası otoban yolda ki coğrafi durumu tartışma konusu oldu. Ben hemen Hüseyin Cumalı'ya soracağım. Çünkü Hüseyin Cumalı sürekli bu konuyu takip etti. Hüseyin, bu otobüs kazası biliyorsun dün sabah hepimizi üzdü. Ve o kaza sonrası ve ardından gündeme gelen o bölgede sürekli sis olması ve oraya Bolu Dağı'nda olduğu gibi sis uyarı sistemi yapılması gerektiği görüşü savunuldu. Hatta bu görüşü bizim Doğan Haber Ajansı'nın eskiden genel müdürü yapan Salih Zeki var. O bana da söyledi. Neden yapılmadı dedi. Şöyle sorayım. Kuzey Anadolu otoban yolunun o mevkisi gerçekten tehlikeli. Sence orada yaşanan kazada bölgedeki sislenme ve önlem alınmaması etkili midir? Şimdi şöyle, öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben o sabah olay yerine gittim. Korkunç bir sis vardı. Yani sis değil, normal bir sis değildi o. Görüş mesafesi ben gittiğimde yani 8-9 metre, 10 metrelere civarındaydı. Evet, o bölgede sık sık sislenme oluyor. Orada bir Bolu Dağı'ndaki olduğu gibi yani sis uyarı sistemi, ışık uyarı sistemi olabilir ama sadece bunu buraya yüklemek olmaz. Çünkü orada hız var, dikkatsizlik var ve sis var. Yani 3 ana etken birleştiği noktada bu faciaya geldi. Hız da var, dikkatsizlik de var. İstersen ben çok kısa bir giriş çıkış yapayım. Bir panel var, araba cenazeden dönen Osmaniye'den Osmaniye'den dönen panelben bir araba, içinde Nihal Yıldız ve Hüseyin Yıldız amca çocukların olduğu araba öndeki tıra çarpıyor. Bu kaza olduktan sonra da arkadan Esenyurt Belediyesi'ne ait bir otobüs bunlara çarpıyor. Ondan sonra onlara, o beyaz otobüsü görüyorsunuz ekranlarda, onun arkasında bir otobüs, yolcu otobüsü, firma ismi vermiyorum, o da ona çarpıyor. Bu kaza olduktan sonra vatandaş, yolcular arabada iniyorlar. Kaza oldu ya, arabada iniyorlar. Bu arada da İstanbul'dan bir ile montaja giden ve montaj sonrası da İstanbul'a tekrar dönen bir mobilya ekibi var. Onlar da bu kazayı görüyorlar, arabayı kenara çekiyorlar. Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol'dan oluşan 3 kişi. Onlar da arabayı kenara çekip yaralılara müdahale edeceği sırada arkadan gelen bir yolcu otobüsü maalesef bütün bu oradaki otobüse inen asfaltta panik halindeki olan ve bu az önce saydığım 3 montaj ekibinde içinde olduğu kalabalığa dalıyor ve zaten ölümlerin birçoğu da böyle oluyor. Yani o kalabalığa, o siste otobüs giriyor ve dalıyor. Ölümlerin çoğu da böyle oluyor. 61 yaralı var, 8'i ağır, 10 ölü var. Şimdi Zafer Tokuş, ben oraya gittim, dediğin gibi baktım. Evet, oraya bir sis ama bir Bolu Dağı'ndaki gibi bir sistem mi yok orada? Yani devamlı böyle bir aşırı sistem mi yok yani? Şey var, sürekli olan yani bize gelen bir şey yok orada yani ben, devamlı ama olabilir mi? Olabilir. Şöyle bir şey var, ben o kazan olduğu gün, ben sözünüze giriyorum da kusura bakmayın. O kazan olduğu gün diğer kanalları falan izledim. İşte canlı yayın ekipleri falan vardı. Oradaki konu otoban yolun o kazan olduğu bölgede sürekli sislenme olması. Sürekli dedi. Hatta NTV'de de konuşuldu. Kim haber yapmış bunun istatistiğini? Bakın. Kim yapmış? Tamam, bakın, güzel anlatıyorlar. Çevredeki anlatılanlar ve artı oradaki yorumlar yapılıyor. Mesela o bölgede sis vardı. Sürekli sis var. Coğrafi yapısından dolayı diyorlar. Şimdi ben bu araştırması gereken bir konu. Şöyle, Zafer, o bölgeyle alakalı yok. Sis olduğu zaman, ya Sakarya'da, Adapazarı'da sis olduğu zaman o bölgede sisleniyor. Oraya özel bir sistem yok. Ha, yapılsın mı? Işıklandırma uyuyor, şey yapılsın ama şunu demek yanlış bence. Efendim, o bölgede devamlı sistem mi oluyor? Ve devlet o otobana, Kuzey Marmara Otoyolu'na oraya bir uyarı ışıkları koymadı. Yani bu sarı ışıklar. Sarı ışıklar ama buradan baktığın zaman olay böyle gözükmüyor. Şimdi hakkını vermek lazım. Şimdi kim, hangi verilerle, hangi istatistiklerle orada sürekli sis oluyor?
Sis bir tek orada olmuyor. Sis oldu mu Sakarya'nın her yerinde, Adapazarı daha doğrusu, Adapazarı bölgesinin her yerinde sis oluyor. Şimdi sadece oraya odaklanmak, fokuslanmak, tamam mı? Birileri de çıkıyor işte lastik tekerlerle ilgili, yok daha profesyonel tekerli olması lazım. Asıl buradaki sorun şu. Kardeşim sis var mı? Hızını indireceksin 50'ye. Bir hoca çıktı ulusal kanalda. Adamın dediği şu var. Ya sisi gördün mü kardeşim diyor. 50 kilometreye kadar düşeceksin diyor. Asıl orada sorun buradan kaynaklanıyor. 50 kilometreye kadar düşmüyorlar. Ardından hız var, dikkatsizlik var. Ve kaçınılmaz son. Ama şimdi kalkıp da bir verilere dayanmadan, biz de bu kentte yaşıyoruz yani, adam İstanbul'dan güzel anlatıyor da herkes, sen de gazetesin, Sefa da, Ayşegül de bu işin içinde. Yani şimdi kalkıp da sis demek yanlış, Bolu Dağı değil burası. Anlatabiliyor mu? Sadece o bölgeye nazaran bir sis yok. Ha, bunu şimdi bu saatten sonra bakarlar, ederler, ölçerler, ışıklar konabilir bilmem. Ama direkt böyle ışık yoktu falan bence doğru bir yaklaşım Hüseyin değil. Abi, araştırılması şey gereken sana bir konu. Ben onu şey araştırılsın bak, ona Hüseyin bir şey demiyorum. Bir şey soracağım sana. Sen şimdi doğru. Kaçta gittin olay yerine? Ben olay yerine 8 gibi falan gittim. Kaza kaçtaydı? Saat 5 gibiydi. 5 gibiydi. 3 saat sonra ben gittim. Şimdi 8 gibi kalktığımda ben de Serdivan'da oturuyorum. Yoğun bir sis vardı. Oraya giderken de sis var mıydı abi? Vardı tabii. Peki mesela evinden daha sen almadım. Pancar Çevre Yolu'nda oturuyorsun. Evet. Pancar Çevre Yolu'ndaki sisle oradaki sis arasında şuraya geleceğim. Aynen katılıyorum. Ya şimdi ben hatta dur lafını bölmeyeyim. Ben evden mesela şeyde oturuyorum. Çevre Yolu'ndan çıktım. Karaman Duble yani Yenikent yoluna girdim. Yenikent'e giderken biliyorsun sağdan Kuzey Marmara gidiyor. Oraya kadar sis içindeydi ve arabalar yavaş yavaş gidiyor. Bunların herhalde güvenlik kayıtlarında da vardır. Tabii. Ya şimdi aslında çok doğru bir parmak basıyoruz. Öncelikle bu bir faciadır ve ihmalkarlığın, ki 7 kişinin gözaltına alınması da ihmalkarlığın ve yasaların çiğnendiğinin bir kanıtı olarak karşımızdadır. Çünkü adli kontrol nöbetçi mahkemeye sevk edildiler değil mi? Yok, şu an itibariyle hala adliyedeler. Adliyedeler. Ben buraya gelirken haberi geçecektim sabah gazetesine, hala adliyedeler. Adliyedeler. Tamam, yani sonuçta 7 kişi hala gözaltında, adliyedeler. Evet, adliyedeler şu an ifade veriyorlar. Şimdi şöyle, ilk başta kurallara uymadığınız zaman trafik canavarı dediğimiz kavram insanı en rahat olduğu yerde yakalıyor. Yani dediğiniz gibi 50 kilometreyle bir otoyolda seyahat etmek, ya isterse sis görüş mesafesi 1 metreye insin, 50 kilometreyle yaptığın kaza en fazla maddi hasarlı bir kazaya yol açar. Tamponunu düşürür. Çünkü herkes kurala uyduğu için arkadan gelen de 50 ile gidecek, önden giden de 50 ile 40 ile gidecek. Ben mesela, benim kardeşim yaklaşık bir 7-8 yıl Ankara'da kaldılar. Haftanın, yani ayda bir iki kere gidiyordum Ankara'ya da, sabaha karşı yola çıkardım ben. Erken saatte. Hep sis o Bolu Dağı'nda. Yani klasik, orada insana alışmışlar. Hemen 50-60'a düşürüyorlar sabah. Şimdi bizim henüz Kuzey Marmara otoyolunda maalesef, bakın şöyle bir durum var. Aslında bizim bunu konuşmamız gerekiyor. O güzel bir yol yaptık. Hadi burada hız yapalım. Ya şimdi o sorun yol, o işte. Evet, o yol yani siz hız yapın diye değil. Yani trafik sıkışıklığı olmadan 4 şeritli hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde İstanbul'la Akyazı arasında yolculuk edilmesi için yapılıyor. Yoksa bir hız otobanı değil orası. Ya, burada, ya şunu duymuyor musun sen? Evet. Sefa devam et gene. 200 ile gittim. Ya şunu işte onu diyeceğim. 200 ile duymuyorum. Ankara'ya 3 saatte indim. Böyle de derler usta şoförler. Tabii. Ankara'ya 3 saatte indim. İstanbul'a gişelere 45 dakikada indim. İnersin, bir gün inemiyorsun işte. İniyorsun ya, bir gün bence inemiyorsun. Bence burada asıl konuşulması gereken konu şu. Yani sis ışıkları gerektiyse karayolları yapar. Yapar canım. Yapar. Asıl olay şu. Ben Kuzey Marmara otoyolunda hız denetimi yapılıyor mu? Ben buradayım. Şimdi hız, mesela TEM otoyolunda, yani Anadolu otoyolunda Adapazarı gişesinden girdin. Çamlı gişesinden çıktın. Ortalama hızın alındığı zaman sen oraya 150 ile ancak 150 kilometre hızla gittiğin tespit edilirse ortalama hız cezası yiyorsun. Belli bölgeler radar var. Şimdi Kuzey Marmara otoyolunda bu var mı? Var fakat uygulanıyor mu? Özellikle otobüslerle ilgili bu senin dediğin, ben ulusal kanalda da bir uzmandan dedim. Bu otobüslerde diyor ki şey var mı diyor, hız takograf, hani şeyde var takometre ya, kamyonlarda var ya hani. Bu onlara uygulanması lazım. Uygulanıyor mu? Var mı yok mu? Uygulanıyor mu belli değil. Evet. Şimdi ben ya burada sürat var yani. Öncelikle ölen herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ben de bu kazayla ilgili uzun yıllardır uzun yol şoförlüğü yapan kişilerle konuştum, danıştım. Aslında hepimiz aynı noktada birleşiyoruz. Onlar da Sefa'nın dediğini dedi. 3 metre değil, görüş mesafesi 1 metreye bile inse kesinlikle maddi hasar haricinde hiçbir zarar görülmeyecek kazada yapılabilirdi. Büyük bir ihtimalle
hızlıydı araçların tamamı. Hatta bir tanesi, ben izlerken haberi o kadar sinirlendim ki yarısında haberleri kapattım. Çünkü benim gördüğüm manzara ve o sise baktığım zaman en azından 140'la girmiş olmaları gerekiyor. Kaza mahalli. Çünkü araba gitmiş yani. O aradaki evet. O panelvan gitmiş. Evet. Yani mesela yani şu ben lafını unutma. Şu arkadaki mavi renkli arabadan ben gitme bir tane ceset çıkarttılar. Şu arabadan, şu arkadaki arabadan. Beyazdan değil, arkadakinde otobüsten bir tane ceset çıkarttılar. Kaç kilometre hızla çarpacaksın yani ki? Değil mi yani? Üçüncü sıra koltuğa kadar çökmüş yani. Bak üçüncü sıra koltuk var orada. Aynen öyle. Yani işi bilenler en az 140 kilometre hızla girmiş olmaları gerekiyor. Öyle bir görüş mesafesinde. Ben 40 yıllık şoförüm. Benzinliğe girerim, sağa çekerim, yolculuk bile yapmam. İzlerken sinirlendik diyorlar. Burada hızla ilgili hakikaten bilinçlenmenin devam etmesi gerekiyor. Otoyolda daha çok tamamen katılıyorum Sefa'ya. Önlem alınması gerekiyor. Cezaların uygulanması gerekiyor. Sis ışıkları veya sinyalizasyon bu konuyla ilgili yola yapılacak herhangi bir takviye hızı yapmayı seven veyahut da yasakları dinlemeyen insanları engellemez. Ya ışık koyulsa bile orada 140'da giderken zaten kaza yapacaksın. Yani... Şimdi Bolu Dağı çok tecrübeli olduğu için İnsanlar Bolu Dağı'nda bir ürperiyor. Bir tekinliyor böyle, tekin. Şey yapıyor. Şimdi bu yol güzel yol. Devlet yapmış yolu, güzel yol. Basıyorlar, gidiyorlar. Kaymak yani hepimizin de konuştuğu gibi. Burada hız var, dikkatsizlik var. Tabii sis büyük etken, onu kabul ediyorum ama kardeşim sisi gördüğün zaman ayağını gazdan çekeceksin. Yani bu dünyanın her yerinde böyledir. Ayağını gazdan çekeceksin. Kaza olsa bile ya matarsan ya yaralamalı olur. Bak yaralamaya da hani insan şey... Abi on ölü. Yani arkadan adam kaçta geldi ki? Hüseyin bir şey soracağım. Kaçta geldi? Bak bir dakika bir detay daha söyleyeyim. On ölünün 9'un ismi var, bir tanesinin yok. Bak on ölünün 9'unun ismi var, bir tanesi yok. Niye yok? Ben haber yaptım. İkiye bölündü. Öyle hızlı vurdu ki otobüs. İkiye bölündü. Bak ikiye bölündü. Adam duramıyor. Bu kaza yerinden ileriye gidiyor. Bak kimsede o fotoğraflar yok. Burada duramıyor. Arkadan ya o vatandaşın içine dalan otobüs burada duramıyor. İleride duruyor. Bak bu da bir detay yani. Ben de sana şunu söyleyeyim. Bu görüntülere baktığın zaman o bölgedeki sislenmede aniden sisin bastırması. Yani bir normal giderken sise aniden giriliyor. Yani sen de araba kullandın. Tam dur. Frenlersin abi. Anladın işte. İşte onu düşün. Yani adam orada bir 70 biz artık o bilirkişi raporunu ben bilemem ama anlatılanlar, o bölgede sis var, dikkat edin, ve araçlar birdenbire sis içine girince bu kaza kaçınılmaz oluyor. Sisli yok mesafe, öyle değil. Ben, sisli mesafe. Ben, yok ben arkadaşlar ben size anlatayım şimdi bak burada güzel anlatacağız ki insanlar anlasın. Yani bir anda sise girip de oluşan bir kaza değil bu. Sis zaten var. Sise girmiş, an önünde sis görüyor. Gaz kes kardeşim. Burada bir daha söylüyorum bak sis bir. Hız 2, dikkatsizlik 3. Sen sise girdiğin zaman hızını 50'ye düşürsen böyle bir kaza olmaz. Hüseyin abi sen o sabah oradaydın. Sisli alan kaç ya kilometre, uzun bir metre? Alan, uzun bir alan. Yani 300-400 metre vardır, bir vardır, vardır. Ya sakın ben evden çevre yolunda oturuyorum ben işte. Kuzey Tamirleri'nin orada oturuyorum. Ben evden çıktım, sisten gidemedim. Sis zaten hani bazı bölgede gerçekten yoğunlaşabiliyor. Onu kabul ediyorum ama yani size girdiğin anda sen usta şoför değil misin? Çeksene ayağını gazdan. Ama ne yapıyor? Usta şoförüm. Bunların şöyle muhabbetleri var bak. Mesela Ankara'dan İstanbul'a 3 saatte gittim demezler. Ankara'dan İstanbul'a 3 saatte indim. Böyle bunlar şey ya ustalar ya. Ya kardeşim bu altından Yahudi iki şeye para bağlamamış. Bak Yahudi iki tane işe para bağlamamış. Bir gemiye bağlamamış battı gitti. İki bu arabalar alttan rüzgar geçiyor diyor. Rüzgar geçiyor. Ha şimdi sigorta mikorta var ama böyle bir söz de var. Yani bundan alttan rüzgar geçiyor. Senin araban ne kadar iyi olursa olsun çevre etkenler var. Karşıdan gelen şoför var, ışık var, uykusuzluğu var, gece sabah karşı 5, 4 neyse bir sürü etken var. Ayağını gazdan çeksen inan bu kadar facia olmaz. Yaralamalı olabilir. Mesela bu kazanın olduğu gün hangi ildeydi unuttum. 22 araç birbirine girdi 15 yaralı vardı. Evet. Bak aynı gün 22 araç. Zincirleme kaza yaptı, 15 ölü vardı. 15 yaralı vardı, pardon. Niye? Demek ki orada daha hız azalıyor. Yani bütün mesele sis, hız, dikkatsizlik. Hız çok önemli. Bir de ya bu kazayla ilgili değil, bütün kazalarla ilgili evet. En büyük etken hız. Bir de otobüsler daha yukarıdan ve geniş açı gördükleri için otobüs şoförleri manzarayı daha özgüvenli oluyorlar.
İşin yani, doğrusu. Yani şeyde abi, bu kazada, faciada aslında bir facia olması için bütün şartlar oluşmuş. İnsan unsuru hatası tabii, oluşmuş. Tabii. Sis var. Yani iyi niyetli ama Allah rahmet eylesin. Fakat otoyolda durup herhangi bir önlem almadan yaralıya müdahale etme var. Yani hepsinin bir, bu düşünce maalesef ya böyle faciyalar var. Ben çok da üzüldüm o 3 tane evet, mobilya, çok acı bir şey mobilya yani. Montajdan gelen ekibi üzüldüm. Niye adamlar yani kaza olmuş hemen koşamayan mı derken 3'ü de ölmüş. Ben onların ailelerine de görüştüm. Buradan tekrar onlara rahmet diliyorum. Tabii bu arada kötüyü konuşup iyi de konuşmak lazım. Bir konuya dikkat çekeceğim. Bu olayla beraber ben biraz geç gittim gerçi. Yani çok sabah erken yani 5 gibi uyuyorduk tabii biz de. Duyduğum zaman hemen apar topar gittim. Gittiğim andan itibaren orada çalıştım. Şimdi tamam kaza kötü ama şuna dikkat ettim ben. Orada şey vardı, Sakarya valisi vardı. Yaşar Karadeniz. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı vardı Ekrem Yüce. Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse vardı. Ve gene orada jandarma il komutanı, Albay Necdet Karaca vardı. Şunu gördüm orada arkadaşlar, onu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten orayı çok iyi yönettiler. Bak böyle büyük bir kazada özellikle Sayın Vali, ben tanışmıyordum Sayın Vali'yle, orada tanıştım. Özellikle Sayın Vali, Ekrem Müce, bütün ekiplerin başında bunların orada hem de çok erken saatlerde gelmiş hepsi. Kazadan hemen sonra gelmişler. Ve orada bir kaos ve bir kargaşa olmadı. Bunun da hakkını vermek istiyorum Zafer Tokuş. Bu önemli. Artı şunu da söylemek istiyorum. Oradan Vali Bey, Yaşar Karadeniz, Ekrem Yüce oradan eğitim araştırma hastanesine geldiler. Çünkü büyük kaza 61 yaralı var. 8'i ağır, 10 hastaneye hatta 2 tane yaralı da Kocaeli'ye gitti. Eğitim araştırma hastanesine geldiler. Orada bir kriz masası, küçük çaplı kriz masası gibi gördüm ben. Oraya kim geldi? Vali Yaşar Karadeniz, Ekrem Yüce, Osman Köse ve Albay Necdet Karaca olay yerine kaldı. Orada çünkü bir adli olay da var aynı zamanda. Aziz Öğütlü Fikret Halis, başhekim Fikret Halis, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü geldi. Yaklaşık 1-1,5 saat başhekim Fikret Halis'in odasında bir yönlendirme yaptılar. Bakın dikkat edin, 61 yaralı var ve tereyağından kıl çıkar çeker gibi o yaralılarla ilgili bütün işlemler yapıldı. Buradan hepsini de tebrik etmek istiyorum. Çünkü hep yani olumsuz yerden bakmayın, olumlu yerden de bakalım. Ne olay yerinde ne hastanelerde bir kaos yaşanmadı, bir sorun yaşanmadı. Sayın Vali başta olmak üzere, Yaşar Bey başta olmak üzere, Ekrem Yüce ve tabii ki 3 savcı oraya hemen atadı, başsavcı Osman Köse. Ben buradan hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca İl Jandarma Komutanımız Necdet Karaca da orada ekiplerin başındaydı. Hepsini bu anlamda gerçekten iyi çalışmışlar. Zafer sen eski gazetesin benim gibi. Biz olay yerinde çok kaoslar gördük, kargaşa gördük veya hastanelerde şey gördük. Hastaneye de gittim ben. Müdahale kritik oda var. Oradan servislere kadar gezdik. Hiçbir şey yoktu. Çünkü kaza olur olmaz sistemi kurmuşlar. Bizde şöyle bir, bizim ilimizin şöyle bir tecrübesi var. Biz şu anda burada Kuzey Marmara, TEM Otoyolu, Kuşeye giden Antalya yolu dediğimiz D650, yani bu Pamukova öyle anlatayım yol, tren, hızlı tren ve normal tren seferleri olduğu için biz kazalara alışık İdmanlı bir iliz. İnanın başka bir ilde böyle büyük bir kaza olsa sıkıntı yaşarlar. Bak yani şey yapmak istemiyorum ama gerçekten hem olay yerinde hem hastanelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Abi zaten hemen o kriz masasının kurulması şöyle önemli. Sen şimdi güzel bir şey söyledin. Yani tebrik ediyorum. Bu ihmaldir, bu bir faciadır ve bu hemen toparlanması gerekiyor. Olan oldu artık. Yani minicik bir örnek, yani sabahın o saatinde valinin gitmesi. Hep sonra. Yani ilçe belediye başkanı, Adapazarı Belediye Başkanı mutlu üstü biri oradaymış. Yani ilçe belediye benim sınırımda, ben bile hemen gidiyorum diyerek devlet bütün birimleriyle hemen hızlı bir reaksiyon almış. Allah'a şükür belki de daha çok içimizin yanmamasına sebep olan acil müdahaleden dolayı da ben de hepsini tebrik ediyorum. Evet, birçok devam eden süreçte de gün içinde de şehrin birçok siyasetçisi, politikası ve sivil toplum örgütü yetkilileri de hastaların netice itibariyle bu yaralıların ve ölenlerin yakınları, bizim misafirimiz Sakarya mevkiinde oldu bu olay, ziyaret ettiler. Psikolojik olarak da yanında olduklarını belli etti. Herkes dediğiniz gibi Sakarya hakikaten burada
keşke olmasaydı ama krizi iyi yönetti. Bu arada bütün hizmet veren sağlık profesyonellerini de tebrik etmek lazım. Hemşireleri, doktorları, 61 yaralı, hangisinin ne kadar ağır yaralı olduğu belli değil. Hastanelere, organizasyonu ve orada hizmet veren sağlıkçıların da ellerine, emeklerine sağlık. Hakikaten hepsi yani. Çok önemli gerçekten. Bunların tatbikatları yapılıyor sık sık hastanelerde ama anında, krizi anında başarıyla uygulamak hiç problemsiz, ki siz gazeteci olarak birebir orada hepsini takip ettiniz. Hiç problemsiz bir şekilde hem bilgilendirmeler hem tedavilerin devam etmesi çok önemliydi. Hepsinin emeklerine sağlık. Şunu da söyleyeyim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 30 ambulans. Yani tabii tam o ambulansa yetişemedim. 30 ambulansa alınan hastalar hastanelerde sıkıntı yaşanmadı. Bir dipnot daha ekleyeyim Zafer Tokuz, sözü sana vereyim. Biz Ekrem Yüce'yle hastanede, benim ablam da hastaydı zaten. Geçmiş sağ olun, eksik olmayın. Biz orada gezdik. Ekrem Yüce orada bize bir açıklama yaptı. Açıklamasının bir kısmını söylemek istiyorum. İşte taziyeler, işte şeyler. Şöyle bir açıklama yaptı Ekrem Yüce. Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanesi Orman Park açık, yakın. Evet. Hemen orada talimat verdi. Orman Park'ı açtı. Yani İstanbul'dan cenazesini almaya gelen, yaralılar için gelen Orman Park'ta açtılar. İstediğini yiyebilirsin, istediğini içebilirsin, dinlenebilirsin. Orman Park'ta il dışından gelenler, Ekrem Yüce orada Belpaş tesislerini açtı. Bir adım daha ileri gitti. Bir belediye başkanı geldi. Belediye başkanına da konuştu. Yani eğer yatacak, yani burada hastası var sonuçta, çıkan var, tabii, çıkamayan var. Hastası yatacaksa lojmanlar konusunda da yardımcı olayım dedi. Yani bunlar güzel şeyler. Yani helal hep, olsun. Çok önemli. Kötüyü anlatmıyorum. İyi de anlatıyorum. Tabii. Orman Parkı da, lojmanları da, bu hasta yakınları ve hani ölenler cenazesini aldı gitti ama hasta yakınlarına açtı, biliyorsun. Hasta yakının büyük sıkıntıdır yani. Yeme içme ve konaklama önemli bir şey. Ben tebrik ediyorum emeği geçenleri bir daha. Ve tekrar böyle üzücü kazaların olmamasını diliyoruz ve en azından ben yine lafımın arkasındayım. Bu belki de coğrafi yapısı sebebiyle sıkıntılı bir yer. Burada Kuzey Anadolu otoban yolunu işleten firmanın ve karayollarının önlem alması gerektiğini savunuyorum. Çünkü o bölgeyi de az çok bildiğinden dolayı ve gelen şikayetler de öyleydi diyerek buna noktayı koyayım. Evet. Evet.